Bilim kurgu filmlerinden alışkın olduğumuz robotlar her zaman bizim için gelecekte var olacak fikirlerden birisiydi. Zaman içerisinde çeşitli robot denemeleriyle aha şimdi olacak tepkisini bizlere yaşatan şirketler oldu. Televizyon ve beyaz perdede her vakit dünyayı yok etmeye çalıştıkları için içimizde hala bir şüphe olsa da insanlara yardımcı olmayı hedeflemiş iyi niyetli robotlar da var gibi. İşte karşınızda tamamıyla insan görüntüsüne sahip 8 robot. Asura güzel dizayn edilmiş ve hatırı sayılır bir şekilde insana benzetilmeyi başarmış bir robottur. İlk defa Japonya'da bulunan Wonder Festivali'nde lansmanı yapılmıştı. Ve bu lansman esnasında yanından geçen bayan bir muhabir Asuna'nın robot mu yoksa bir insan mı olduğuna karar verememişti. Asuna 1,54 metre uzunluğunda ve 43 kilogram ağırlığındadır. Han, karşısındaki kişinin mimiklerinden anlamlar çıkartma, gözlerinizin içine bakarak konuşma, sorularınıza cevap verme gibi yetilere sahip bir insansı robottu. Kendisiyle konuşuyorsanız anında size odaklanabilir ve doğru komutlar verildiğinde göz kırpma, kaşlarını çatma, gülümseme gibi mimikler ve hatta sarhoş taklidi yapabilir. Bu robot günlük sohbetler gerçekleştirmesi amaçlanarak dizayn edilmiştir. Size bakarak cinsiyetinizi algılayabilir ve üzgün ya da mutluysanız bunu fark edebilir. Robotun ayırt edici özelliklerinden biri ise size yürüyebilmesi ve size şakalar yapması. Erika dünyadaki en zeki ve en güzel robotlardan bir tanesi. Robotların o programlanmış ezber cümleleri ve soğuk tavırlarından ziyade kendine ait bir kişiliğe sahip. Çizgi film izlemekten hoşlanıyor ve insanlarla bayağı bildiğini sohbet edebiliyor. Japonların üretim esnasında kişilik referansı olarak standart bir Türk kızını örnek almasından mıdır bilinmez. Eğer Erika'ya yaşını sorarsanız, "Bu seni ilgilendirmez." diyerek cevap veriyor. Atroid, gerçek insan ölçülerinde tasarlanmış bir robottur. Sizin bizim gibi canlı kanlı insanların günlük hayatta nefes alırken ve konuşurken sergilediği tüm yüz hareketlerini sergileyebiliyor. Üreticileri bu robotun derisini silikondan yaptığı için gerçekçi duruyor. Atroid'in ayrı bir özelliği ise bulunduğu duruma göre ses tonunu, mimiklerini değiştirebiliyor. Kızdıysa sesi kalınlaşıyor ve kaşlarını çatıyor. Jiminoid DK o kadar gerçekçi bir robottur ki çoğu insan onun robot taklidi yapan bir insan olduğunu zannediyor. Bu robotumuz diğer robotlara nazaran yapay bir zekaya sahip değil. Uzaktan kumandalı araba misali uzaktan bağlantılı bir bilgisayar yardımıyla kontrol ediliyor. Sanırım robotların dünyayı ele geçirmesinden korkulduğu için böyle bir sistem kullanılmış. Jiminoid DK, kameraları ve hareket sensörleri sayesinde karşıdaki kişinin mimiklerini ve hareketlerini ezberleyebiliyor. Bu robotların ayırt edici özelliği ise sigortalı bir işte çalışan, ekmeğinin peşinde olan iki robot olmasıdır. Japonya'da televizyonda muhabirlik ve haber spikerliği yapan bu iki robotun sistem ve kabiliyet konusunda birbirinden farklı olmasa da dış görünüş açısından birkaç farklılık mevcut. Podomoroid daha çocuksu bir mizaca sahipken Otonaroid diğer ikizine nazaran daha olgun duruyor. Uzaktan bilgisayar kontrolüyle yönetilen bu robotlar güzel bir diksiyona sahip ve Japonya'daki çoğu muhabirden daha iyi haberci oldukları söyleniyor. Jia Jia, Çin'de üretilmiş ve tamamıyla insana benzeyen robotlardan bir tanesi. Konuşabiliyor, vücudunu ve dudaklarını hareket ettirebiliyor, konuşurken suratında mimikler sergileyebiliyor. Bu robota geleneksel Çinli kıyafeti giydirip saç stilinde ona göre ayarlıyorlar. Genellikle çoğu insan bu robotun insan olup olmadığını anlayamıyor. İnsanlara yardımcı ve hizmetçi olması amacıyla Amerika ve Japonya ortak kuruluşu olan Hanson Robotics ve Hiroshi Ishiguro Laboratuvarı tarafından geliştirilmiş bir robottur. Gelişmiş yapay zekaya ve 62'den fazla yüz hareketine sahiptir. Bir röportajında okula gitmeyi, sanatçı olmayı ve kendi işini kurmayı hatta bir aileye sahip olmak istediğini belirtmiştir. Kafasının arkası olmasa bile çok gerçekçi duruyor. Asıl garip olan şey ise CNBC'de verdiği bir röportajda insanoğlunu yok etmek istediğini söylemiştir. Tabii bu programlanmada yapılan küçük bir hata ya da espriden ibaret olabilir.